Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün bugün de mekikten ta çok güzel bir örnek göstereceğim sizlere. Instagram'dan geldi bana şöyle önce yapamazmışım gibi geldi ama sonra baktım gayet de güzel oldu ya Bu şekilde bu yazmaya yaptım içindeki renkleri kullandım. Sarısı biraz koyu aynı ton sarım yoktu bu sarıyı kullanacağım fark etmiyor morumda koyusunu kullandım. Oya bu şekilde şöyle yakına getirerek göstereyim. Böyle bir Instagram'dan mekik. Mekikten ta mekik oyası geldi. Çevirebilir misiniz diye. Ben de akşam otururken şöyle baktım. ilk yap denemem şuydu. ilk denemede yaptım bunu. Çevirdim. İkincisi de şuydu mekikte şuralar birazcık hafif daha kısa galiba ben biraz daha uzun yaptım şu kısımları. Normalde daha kısa yapılabilmesi için şuradaki yaptığım zincirleri daha az çekilirse şuralar daha kısa olacak. Şimdi buradaki zincirleri daha kısa yapıp burada ben 20 tane zincir çektim. 10 dolgu buraya yaptım. 10 dolgu da buraya yaptım. Şimdiki yaptığım motifi biraz daha küçük yapmaya çalışacağım. Şu üç kısımlarını sanki bu biraz daha şöyle dışa doğru şey oldu. Şimdiki motifi biraz daha kısa yapalım. Bakayım nasıl duracak. Bu şekilde bir mekik oyasıydı. Bunu motif olarak yapıyoruz. Önce daha sonra yazmaya ekliyoruz. İpimi tığıma sabitledim. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekip şu uç kısımdan birleştirip bir halka yaptım. Şöyle zincirimi çekeyim. Buraya 1 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekerek dönüyorum. Hemen dipteki sık iğnenin içerisine batıyorum zincirin dibine. Tekrar yanındaki sık iğneye batıyorum. Dönüyorum. Bunun içerisine aldığı kadar sık iğneyle şöyle sıkı sıkı dolduruyorum. Şimdi buraya ben toplamda 13 tane sık iğne yaptım. Tekrar şu dip kısmına bu şekilde batıyorum. 14. sık iğne oldu. Halkanın içerisine 1 2 tane sık iğne yaptım. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Hemen dibine batıyorum. yanına batıyorum. Dönerek bunun içinde de aldığı kadar sık iğne ile dolduracağım. Normal olarak şunla aynı sayıda sık iğne dolduracağım. 13-14 tane. Şimdi buradan tekrar ortasına batıyorum. Alt kısmını yaptım. Tekrar bir iki tane sık iğnemi yaptım. Şurayı başta da söylediğim gibi birazcık kısa yapmaya çalışacağım. Şu kısmını buraya ben 20 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, <laughs> 13, 14 15 16 17 18 çekiyorum. Biraz küçük olsun diye. Hemen dibine bu şekilde batıyorum ve kapatıyorum. Şuradaki zincirimizi batarken bakın gevşek oldu. Şöyle sıkayım ki uzamasın boyu. Battım ve yanına battım. Dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın şuradaki şu zinciri bu üst kısımda bırakacağım. Zinciri bu şekilde tutuyorum. Buradan kapatıyorum. Burada zincirimizin ucu kaldı. Buradan tekrar sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle 7 sık iğne yapıyorum. 8 değil buraya 7 yapılacaktı. 7 sık iğne yaptıktan sonra şu ortaya tekrar bu şekilde batıyorum. Battıktan sonra hemen buradan ne yapıyorum? 1 2 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zincirimi çekiyorum. Dönüyorum hemen dibine batıyorum. Yanına batıyorum. Dönüyorum tekrar 8 tane sık iğne yapıp bunun gibi buraya 3 tane daha yapılacak. 3 tane demişim iki tane daha yaptım 1 2 3 oldu toplamda şimdi Buradan Şöyle kenara batıp bunu buradan bitiriyorum Yeşil kısmını bitirdik şimdi uçların motiflerini yapalım Şimdi şu uca Zincir bırakmıştık o zincirin içerisine Batıyorum ters tarafından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum şöyle sıkıştırıyorum aynı yere battıktan sonra dönüyorum içerisine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane dolgumu yaptıktan sonra hemen arkasından batarak bu şekilde kapatıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincirimi çekiyorum, dönüyorum. 14 zincir çekiyordum, unutmuşum. 14 zincir çekiyorum. Tekrar bu dip kısma batıyorum ve kapatıyorum. Tekrar dönüyorum bunun içine sıkıca aldığı kadar sık iğneyle dolduruyorum Bu şekilde sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra tekrar şuraya bir iki tane daha yapacağım. Ve bunu buradan aynı yere inerek buraya sabitliyorum ve ipimi buradan koparıyorum. Evet, bir tanesini yaptım. Şimdi şu uçlarını da yapıp iki tanesini de yapıp eklemesine geçeceğim. Bu şekilde bakın bitirdim motifimizi. Aslında bunu yazmaya ters taraftan eklense bu motifin ters tarafı daha güzel duruyor. Mekiğe daha çok andırıyor ters tarafı. Şimdi bunu nasıl ekleyeceğiz? Hemen ona geçelim. Yazmanın alttaki tığ battılar ikişer zincirle yapılmış. Başına bir kez sarıyorum. Batıyorum. Bir kere de çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip dolgunun arkasından batıyorum. Başına bir kez sarıyorum. Bir kere de çıkarıyorum. Şimdi motifimi alıyorum. Şu ortasından tığımı ortasındaki sık iğneden şöyle tığımı batıyorum. 1 2 3 zincir çekerek yukarıya kaldırıyorum. Arkasından tekrar bu şekilde batıyorum. Başına sarıyorum sıradaki tığ battıya batıyorum. Bir kere de çıkarıp 5 zincirimi çekip arkasından batıyorum. tekrar başına sarıp buraya bir tane daha yapıyorum şimdi bu üçüncü de motifimi ekleyeceğim ters çeviriyorum Şu uç kısmından tığım batıp buraya 1-2-3 zincir çekip motifimi yukarıya kaldırıp dolgunun arkasından tığımı batıyorum eklemeyi bitiriyorum. Buradan taban çimi yaparak devam ediyorum. Evet bu ütüsüz bir model. Böyle eklemesini de yaptık. yaptığı oyası olarak farklı bir oya oldu. İstendiği için yaptım ben bunu. Mekikten ta çevrilmesini istendiği için yaptım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.